Arkadaşlar merhaba. Şu anda sizinle bir elektrikli fare kapanı yaptık arkadaşlar. Bunu paylaşmak istiyorum. Fareler bazen çok usandırıcı olabiliyor. Bakıyorsunuz önünüzden hiç sizi takmadan, aldırmadan geçen fareler olabiliyor. Bu da oldukça rahatsız edici. Ortalıkta görmediğinizde sorun yok ama ortalıkta dolaştıkları zaman oldukça rahatsız edici oluyor arkadaşlar. O yüzden bir elektrikli fare kapanı yapmaya karar verdim. Şimdi son halini öncelikle size gösterip sonra nasıl yapıldığını paylaşacağım arkadaşlar. Şu gördüğünüz ipin ucuna yem bağlayacağız. Tabii ki yem şu tellerin içerisinde olacak. Fare ipin ucundaki yemi çektirdiği zaman tellere voltaj gelecek ve fare şok yiyecek arkadaşlar. Niye şok yiyecek diyorum? Çünkü devreye bir elektro şok bobini bağladık arkadaşlar. Yani 220 volt değil de yaklaşık bu elektroşok bobinleri 5000-10000 volt verdiği söyleniyor. Böyle bir voltaj yiyecek. Şimdi ben şu kameranın açısı şu an işlemi yapmak için oldukça uygun olduğu için öncelikle sondan başlayıp size ip çekildiği zaman nasıl bir şok geleceğini göstermek istiyorum. Sonra da nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Şu an ipi daha ileride düşünün. Şimdi anahtarını açıyorum. Ve şu anda da ipi çekeceğim ve şu yukarıdan sarkıttığım telin alt ucundan aşağıdaki tellere bir voltaj gidecek. Tabi biraz elektroşok bobinlerinde böyle çat çut yüksek sesli voltaj sesleri geliyor arkadaşlar. Öyle bir voltaj olacak. Evet. İpi çekeceğim. 1, 2, 3. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani İp çekildiği zaman yukarıdaki ve aşağıdaki teller arasında böyle bir voltaj olacak. Tabii içeride herhangi bir hacimli bir cisim olmadığı için ben bunu telle yaptım. İki telin arasındaki mesafeyi düşürerek voltajı ne şekilde geleceğini göstermek amaçlı tekrar yapıyorum. Evet. İpi çektiğimizde böyle bir voltaj olayı oluyor arkadaşlar. Şimdi anahtarı kapatıp nasıl bir işlem yaptığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle buradaki telimizi artık alabiliriz. Aşağıdaki ve yukarıdaki teller birbirinden bağımsız. Aşağıdaki teller birbiriyle irtibatlı. Yukarıya da iki tane tel koydum. Onlar da birbiriyle irtibatlı. Yani voltaj yukarıdaki ve aşağıdaki teller arasında olacak arkadaşlar. Fare
girip ipin ucu arasındaki yemi çektirdiği zaman tellere voltaj gelecek. Ve yapmayı düşündüğüm şey de şu kapanı şöyle eğimli koymak. Yani fare yemi çektirdiğinde, voltaj yediğinde eğimden dolayı aşağıya yuvarlanmasını istiyoruz arkadaşlar. Yer çekiminden mütevellit. Yer çekimi vasıtasıyla kapanın içerisinde kalmamasını istiyoruz. Bu şekilde şöyle eğimli koyacağım arkadaşlar. O yüzden yemi de şöyle şöyle bir düzenekle oradan sallanacak şekilde üst noktaya yakın sallanacak şekilde yemi tutacağım. Peki biz buna ne şekilde bir elektroşok hazırladık? Onu göstereyim arkadaşlar. Evet. Elektroşok bobinimiz şu arkadaşlar. Şuraya da bir anahtar koyduk. Malum yüksek voltaj var. İstediğimizde kapatalım. Herhangi bir çalışma yaptığımızda biz kendimiz yüksek voltaja maruz kalmayalım. Evet arkadaşlar. Şurada lityum pilimiz var. 3.7 volt. Ve bu şuradaki elektroşok bobinimize bağlı. Tabii ne şekilde bağlı? Önce anahtara gidiyor arkadaşlar. Bir ucu anahtarın çıkışı elektroşok bobine geliyor. Diğer ucu da şu switch üzerinden. Şurada. Evet. Şuradaki switch üzerinden. Onu daha iyi göstermek istiyorum. Evet. Buradaki switch üzerinden şok bobinine DC voltaj veriyoruz arkadaşlar. Yani ip çekildiği zaman şuradaki switch'in kafasına bağlı olan ip switch'i uçlarını kapanmasını sağlıyor ve tellere, kapanın kurulduğu tellere voltaj gidiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. Yani çok derli toplu olmadı. Ben gerçi başka bir şekilde yapmayı düşünüyordum. Ama şu kafes kısmını daha önceden yine yapmayı düşünüp bu şekilde bir hazırlık yapmışım. Ama uygulamaya geçirmemişim. Bu elime geçince bu şekilde bir uygulamayı yapayım. Eğer şey olmazsa, istediğim gibi verimli olmazsa değiştiririm diye düşünüyorum. Ben ne şekilde şu anda yapmayı düşünmüştüm? Şöyle diklemesine şöyle teller şöyle döşeyerekten bu şekilde bir kafes sistemi olmadan şok bobininin artı ve eksi uçlarını aşağıya döşeli teller şeklinde yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Ama daha öncesinde bu şekilde hazırladığım kafesi bulunca bunu bir uygulayayım, hayata geçireyim istedim arkadaşlar. Şu an düzeneğimiz hazır. Yemin ucuna ipin ucuna bir yem bağlayarak
bir denemek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an elektrikli fare kapanımız bu şekilde. Dediğim gibi aşağı ve yukarıdaki teller ayrı çalışıyor. Voltajın biri yukarıdaki tele, biri de aşağıdaki tele gelecek. Fare ipin ucundaki yemi çektirdiği zaman. Yoksa fare gelip de yemi çektirene kadar tellere voltaj gelmeyecek. Böylece hem pilimiz bitmeyecek, hem de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Dediğim gibi elektrikli fare kapanı, elektroşok bobini ile yaptığımız elektrikli fare kapanı arkadaşlar. Bunun neticesini yine yorumlarda sizinle paylaşırım. Evet, sonuç aldım veya sonuç alamadım, değiştirdim diye sizinle paylaşırım arkadaşlar. Yorumları takip edin. Siz de bu şekilde bir uygulama yapıp da verim aldığınız, sonuç aldığınız şeyler varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.